gerekçe göstererek. Madem ki Ahmet Bey'e karşı bu sahtekarlık yapıldı, ben adaylıktan çekiliyorum deyip bu sahtekarlığı telin etmesi, lanetlemesidir. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Değerli seyirciler, bu arada bir şey belirtelim. İlginç bazı gelişmeler var ama birisi ülkücü hareketteki tartışma. Şimdi Türkeş'in, Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'le bazı MHP yöneticileri arasında enteresan bir tartışma başladı. Ya, hakikaten. İlginç bir tartışma. Çok. Sert devam eden bir tartışma. Çok sert. Şimdi Alparslan Türkeş'in Seval Türkeş'ten olan küçük oğlu. Biliyorsunuz kendisi bir Alparslan Türkeş Vakfı kurmuştu. Onu da o vakıf MHP'liler tarafından basılmış, vakıf toplantısı dağıtılmıştı. Türkeş'in evi ancak MHP'dir. MHP dışında başka bir oluşuma izin vermeyiz denmişti. Şimdi ne olduysa ki bugün bu akşam bizden hemen sonra Zeynel Lüle'nin Gerçeğin İzinde adlı programında saat 21'de bu konuda tartışılacak. Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz katılacak bu programa. Ahmet Yılmaz bilenler bilir, ülkücü hareketin önde gelen liderlerindendir. Ülkücü gençlik hareketinin önde gelen ilk ocaklarının 1980 öncesinde önde gelen liderlerindendir. MHP'nin kuruluşunda var. Hapisten çıktıktan sonra, yani 12 Eylül'den sonra diyelim, Milliyetçi Çalışma Partisi ve sonrasında MHP'nin kuruluşunda görev alıyor. Daha sonra Devlet Bahçeli'nin izlediği tutarsız siyasetler nedeniyle onunla yollarını ayırıyor ve kendi partisini kuruyor. Milliyetçi Türkiye Partisi. Şimdi Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş'in evladı olduğunu iddia edenlerin, Türkeş'in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, hele de ömründe Türkeş'i görmemiş olanlar. Sizlerin Türkeş'in evladı olmanız imkansız. Zira Türkeş sizin gibi, yani öyle o çocukları yapmadı hiç diyor. Siz babalarınızı aramaya devam edin. Fazla uzaklarda değil, sizi kullanan adamlara bakın. Mesela işte nokta nokta suratlı Semih'e, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli izzetsiz Ulvi'ye falan diye devam ediyor. Şimdi bu ağır hakaretler var burada. Bunların hepsi değerli seyirciler şeyden, Kutalmış Türkeş'in kendi şeyinde, tweetinde ya da mesajında. Ağır hakaretler var, hiçbir biçimde yani onaylanmayacak hakaretler. Buna karşı hemen bir cevap veriliyor. Bir Sinan'ın katili diye, Sinan Ateş'in bir katili olduğunu iddia ettiği bir MHP yöneticisi var. Adını vermeyelim biz burada. Bir de yine bir başka MHP yöneticisinin ön adını veriyor. Yine biz adını soyadını vermeyelim. Bunun üzerine kendisine şizofren, ahlaksız, fake hesaplardan ettiğin küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışacak, kalacak diye cevaplar veriliyor filan. Böyle sert devam eden bir tartışma burada. Biraz fazla. Yani tehditler vesaire çok şey hocam, yani. Dil çok sert. Dil çirkin. Dil çirkin. Yani sert olmanın ötesinde çirkin ve kabul edilemez bir dil. Onaylanamaz bir dil. Ama böyle devam eden bir tartışma var. Burada ne oluyor? Buna bakmak lazım. Olan şu, ben bu tarafıyla ilgiliyim. Olan şu değerli seyirciler. MHP ve Ülkücü Hareket'te, şimdi Ay Yüce Türkeş, şimdi bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. İyi Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu hocam. Evet. Ay Yüce Türkeş. Evet. Ay Yüce Türkeş'e karşı bazı ülkücüler cinsiyetçi diyebileceğimiz, onun kadın kimliği maalesef, hareketle evet, ağır hakaretler ve küfürler ettiler. Bunun üzerine Kutalmış Türkeş, onun erkek kardeşi, onlara cevap veriyor evet, aslında. Böyle başlayan bir süreç. Şimdi Ay Yüce Türkeş'in MHP'de yer almaması, gidip İyi Parti'de siyaset yapması, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması MHP'li çevreler tarafından protesto ediliyor. Çünkü orada bir pankart asılıyor. Pankartta şöyle bir şey var. Pankart önemli çünkü. Deniyor ki pankartta, Adana'nın hakkı daha fazlası diye bir Ay Yüce Türkeş imzalı bir pankart asılıyor. Bu pankartın hemen yanında da Adana'da ihanete geçit yok, dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder diye bir başka pankart asılıyor. Şimdi MHP'den gelen cevaplar ve pankartların hepsi tehdit içeriyor. Mesela Ülke Ocakları'ndan yapılan açıklamada Kutalmış Türkeş'e, ya Alparslan Türkeş'in oğlu daha ötesi var mı? Diyor ki dikkat et, kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir. Biz uyaralım da, 3 nokta. Böyle mesajlar gönderiliyor. Şimdi işin bu noktaya kadar varması, ülkücü harekette derin bir sorunun, bir sancının yaşandığını,
gösteriyor. Ben bunun nedeniyle ilgiliyim. Nedeni şu. Şu ya da bir şekilde. Yani MHP, Milliyetçi Hareket Partisi Soğuk Savaş'ın bir ürünüdür. Yani Soğuk Savaş siyasetinin iki kutuplu dünyada NATO'nun ve Gladio'nun yürüttüğü, kontrgerilla'nın yürüttüğü antikomünizm faaliyetlerinin bir ürünü olarak Türkiye'de oluşturulmuş bir partidir. Çünkü 60'lı yıllarda hocam İslamcılar Türkiye'de solun yükselişini önleme yeteneğine sahip olmadıklarını ortaya koyuyorlar. Evet, tabii. Buna yönelik bir yeni operasyon geliştiriliyor. Bu operasyonun ya da bu siyaset planlamasının bir parçası olarak bir sokak partisi, bir operasyon gücü olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları örgütleniyor. Evet. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları her zaman bir biçimde kontrgerillayla, derin devletle ya da Gladio'yla, NATO'cu ve Amerikancı illegal yapılarla, CIA ile ilişkili bir örgüt olma özelliği taşıyor. Mesela Ecevit Başbakanlığı döneminde Erzurum'a bir askeri harekata katılmak için gidiyor. Ve kendi onuruna oradaki kol ordu komutanının verdiği ya da ordu komutanının verdiği yemekte ordu komutanına soruyor. Bunu kendisi anlattı. Ya kontrgerilla diye bir örgütlenme var. Nedir bu filan diyor Sayın Orgeneral. Bu konuda bir bilginiz var mı? Var başbakanım diyor. Bakın diyor şimdi diyor bakın giren sadece askerler yok siviller de var diyor. Bakın şu anda diyor yemeğe gelen şu beyefendi de diyor bizim o yapılanmanın bir parçası diyor. Kimdir diyor MHP il başkanı diyor. Şimdi Bülent Ecevit'in bir başbakan olarak bir tanıklığı var. Bunu yazdı da, söyledi de, röportajları da ifade etti. Ben de kayıtlara, çok iyi biliyorum. Kayıtlara geçen bir biliyorum. Şimdi böyle bir tarih olmakla birlikte şu özelliği vardı. Şimdi binlerce samimi ülkücü de sadece yurtseverlik duygularıyla ya da milliyetçilik duygularıyla bu harekete katıldılar bir biçimde. Çünkü bir yandan da bütün bu nasyonal sosyalist parti gibi yani naziler gibi kendisinin halktan ve yoksullardan yana olduğunu da söylüyorlardı. Mesela savaşımız vurguncu düzene karşıdır, işçi fabrikaya ortak gibi vesaire, milliyetçi Türkiye gibi sloganlar atıyorlardı. Bu tip sloganlara samimiyetle inanan bir kesim de vardı. Şimdi ama özelliği İslamcılık değil, Türkçülüktü. Seküler bir hareketti. Seküler bir, yani bütün hareketler, ben İslamofaşizm kitabını yazarıyım. Ama Türkiye'de, bir de Türk faşizmi dediğimiz seküler bir faşist hareket var ve bu faşist hareketin önemli özel şeylerinden biri, yapılarından, damarlarından biri MHP ve Ülkücü Harekettir. Bunu bir tespit olarak, bir suçlama falan değil, bir tespit olarak yapıyorum. Ama bu hareketin özelliği Türkçülüktür. Evet, pardon, iktidarda İslamcılıkla Türkçülüğü birleştirip Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı kadar... Şimdi oraya geleceğim. İşte, oraya geleceğim. İktidar. Yok, o sonra. İşte sonra İslamcı hareketin Orta Doğu'da, bölgede yükselmesi ve ülkücü hareketin ideolojik donanımının solla mücadeleye yetmemesi üzerine ülkücü hareketle İslamcılığı buluşturmaya çalışıyorlar. Bunlardan biri de Necip Fazıl Kısakürek'tir. 1977 seçimlerinde MSP ile MHP'yi birleştirmeye çalıştı, olmadı. Hoş geldin Amerika. Evet, evet. Hoş geldin Amerika. Aynen öyle. Sonra ama o dönemde Türkçü bir damar vardır. Yani Reha Oğuz Türkanlardan, Nihal Atsızlardan gelen bir Türkçü, Turancı bir damar vardır. O damar devam ediyor. Yani ülkücü hareket esas olarak İslamcı değil, Türkçüdür. Pan-Türkist bir hareket. Çıkışı öyledir. Sonra da ama bu kendi içinde böyle bir damar yaşadı. Bugün siyasal İslamcı bir hareketin, Arabist bir hareketin, yani Emevi ideolojisini bu topluma din diye dayatan bir hareketin, Bedevi geleneklerini bu topluma şeriat diye dayatmaya kalkan bir hareketin ülkücü harekette yarattığı bir rahatsızlık var belli ki. Bir rahatsızlık var. Ama ülkücüler ona destek veriyor şimdi. Şöyle hocam, burada bu iç kavganın bir nedeni o. Tabii. Değişik işte onu söylüyor. Evet, aynı şeyi şimdi söylüyoruz. Sinan Ateş neden öldürülmüş olabilir? Yani elbette biz Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız sloganları 1980'lere doğru geldi. Ama İslamcılaşma bir ara öyle artmıştı ki 28 Şubat'tan hemen önce Alparslan Türkeş verdiği bir röportajda diyordu ki ya ben Ülkü Ocakları'na Atatürk fotoğrafı astıramıyorum. Şimdi Türkeş gibi kudretli bir lider Ülkü Ocakları'na ya da parti binalarına, özellikle Ülkü Ocakları'na Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarını astıramadığından şikayetçiydi. Devlet Bahçeli'nin Türkeş'in ölümü üzerine parti genel başkanı olmasından sonra bu kanat bir dönem tırpanlandı. Hem ülkücü mafyayla bağlar kesildi, 400'e yakın ülkücü şubesi kapatıldı. Hem de İslamcı kanatta belli bir tasfiye yaşandı.
Ama daha sonra 2015'ten sonra, yani 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ne olduysa orası kritiktir. Çeşitli iddialar var ama burada hani bu programa sığmaz. Onu bir başka programımızda ele alabiliriz. Bunu mesela Namık Kemal Zeybek, mesela rahmetli Yaşar Okuyan ve başkaları ve mesela yine Atilla Kaya gibi ülkücü liderler, eski Ülk Ocakları genel başkanları veyahut başkaları gayet iyi biliyorlar. Remzi Çayır gibi Milli Yol Partisi genel başkanı ve Ahmet Yıldız gibi işte bu akşam programa katılacak Milliyetçi Türkiye Partisi genel başkanı gibi. Ki fark şu, Milliyetçi Türkiye Partisi bu seçimlerde örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Çok net tavırları. Remzi Çayır Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu ve genel olarak CHP adaylarını destekliyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. Fark bu. Şimdi bunların kendi aralarında tartıştığını da biliyorum ben, takip ediyorum. Yani bu Türkçü kanatla daha çok Cumhuriyet'in değerlerine ya da Cumhuriyet'e bağlı Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ve Atatürk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılardan rahatsız olan bir ülkücü kanat var. Biz İslamcı değiliz diyorlar. Onlar aynı zamanda Jön Türk geleneğine, aydınlanmaya vesaireye filan da bir saygı duyarlar. Birebir onları temsil etmeseler de. Ben hep söyledim ya, geçen gün konuştuk hocam. Türkiye'de milliyetçilik soğuk savaş milliyetçiliğidir, bugünkü milliyetçilik. Geçen yüzyılın başındaki demokratik milliyetçilik, Türkçülük, ulus kurucu Türkçülük değildir. Onu daha çok işte ulusalcılık diye ifade edebiliriz. O farkları koyduğumuz zaman da bir parça bu tartışmaya girmiştik. O bakımdan bugün MHP'de böyle bir tartışma olup bitiyor diye düşünüyorum hocam. Buyurun, biraz uzadı.